dakika. Ailemiz çok zor günler geçirdi. Fakat televizyonsuzluğa büyük bir birlik ve beraberlik örneği göstererek dünyaya Türk çekirdek ailesinin en zor günlerde dahi soğukkanlı, hoşgörülü ve barışseverliğini yitirmemiş olduğunu kanıtladık. Bu vesileyle mensubu olmaktan şeref duyduğum Sak ailesinin tamir edilmiş televizyonunu açarken... Önder, ben yıkarım baba. Çakmak ne ulan? Salak, sigara mı içiyorsun sen bir de? He? Yok vallahi baba ya. Arkadaşın şeysi cebimde kalmış. Evet. Sana aç şu televizyonu dedik değil mi? Ha? Gördün mü? Bak deneyemeden elektrik kesildi. O kızgın mumu şimdi senin sırtından ya. Aşağıya içeriye damlatayım mı? Ya, panikleme be anne. Dur bekliyorum televizyona. Panikleme. Elektrikler birazdan gelir. Hem burada televizyonumuz ve bizimle. Elektrikler gelince doya doya bakarız. Hem niye şikayet ediyorsun ki? Televizyonsuz günlerde birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Hadi ya bir dörtlük yaratsana da şunu. Ya nasıl söyleyeceğiz kızım buraya dört dört ay sıkış tepiş. Tamam gelsin ama. Televizyonsuz günlerde ben babamın ut çaldığını, senin ise çok güzel Rumeli türküleri söylediğini öğrendim. Bak bunlar olmayacaktı değil mi? Ha, hazır fırsat çıkmışken baba gene çalsın ut hadi. Nasıl çalacağız? Fosfor mu var utun tellerinde? Öyle görmeden etmeden çalınmaz. Esas bu baban var ya bir akordeon çalardı ki ah o vakitler ya. Bütün konu komşu mahalleli hepsi balkona doluşurdu. Ah Sıdık o akordeonu geçen kömürlükte gördüm kız. Körüğü de böyle fareler yemiş. Asıl bizi yiyip bitirmiş televizyon be içimizi boşaltmış. Yenmiş sucuk zarı gibi öyle kala kalmış. Dedim ya televizyonsuzluk birbirimizi tanımamıza fırsat verdi. Yoksa ölüp gidecektik tanımadan. Lan Samim. Nasıl yendim ulan seni pişti de? Beklemiyordun değil mi anandan? Ya, televizyon olmadığı zamanlarda babamla böyle bir pişti oynardık. Onu da bir yolardım. Ulan şimdi yolduk mu bana saçını? Çocukların yanında yalan konuşup durma. Ayrıca Sıdık'a elime belli ediyordu. Ondan yeniliyordum ben. Şu üç günkü kadar eğlendiğimi hiç hatırlamıyorum ha. Babamın motosiklet taklidi. Annemin bulmacaları. Bir abimin şov edepsizdi. Koskoca herif pipisini göstermeye kalktı. Kız ne yapsın çocuk ya? Aa, televizyonun olmadığı zamanlarda o böyle küçücüktü. Baban da onu çağırıp misafirlerin yanında pipini göster derdi. Aklına ancak o kalmış işte şöyle. Ya ne demek ne yapsın çocuk ya? Ben çocukken yanlışlıkla donum gözükse... Kapat doğru otur. Yakarım senin kokunu çakmakla diye korkutulurdum. Bu erkek ya... Ne var tabi? Erkeğim bak, bak sen yapabilir misin böyle? Hiç acımıyor. Aferin lan. Git elini sobaya sok bari amcalar görsün. Annemin örgü şişlerini de yutabilir misin? Bana bak, bir kalkarsam sokarım senin kafanı sobaya mı? Ya, şimdi. Bağırışmayın be. Ya, kız, konuşma. Ya niye ya? Sanki gürültüyü bir tek ben çıkardım. İkisi de beni azarladı. Çifte standartlar enstitüsü. Aç kız kalk hadi televizyonu. Aç kız televizyonu. Lan açsana televizyonu. Ya bana ne be? Ben bu evin uzaktan kumandası mıyım? Elin kopar değil mi sanki açsan? Açtık. Aferin. Ah lan oğlum. Aslında düzeltilemeyecek değişikliklerin meydana gelmesini engelleme çabaları başlar. Yükseltmeyi amaçlar. Bildiğiniz gibi sağ kalbe dönen kan miktarının azalması... Ya, izninizle bir şey söylemek zorundayım. Sus kız. Kız, konuşma. Sus kız. İstemeseniz de söylemek zorundayım. Şu an Açık Öğretim Fakültesi'nin dersini izliyorsunuz. Uzun süredir televizyon seyretmediğiniz için farkında değilsiniz ama... Normal bir zamanda asla böyle bir şey seyretmezsiniz. Sus kız. Ya bir sus be. Kardeşim bir şey açıklamaya çalışıyor. Ne diyordun yavrum? Ya diyorum ki babacığım Açık Öğretim... Aman be! Elektrik idaresindeki bir manyak Morse alfabesiyle uzaya mesaj gönderiyor galiba. İki uzun bir kısa. İstanbul'u yakıp söndürüyor. Yakıp söndürüyor. Kim o kız? Kim o? Kim? Tabii elektrik idaresinde çalışan o çocuk. Adı kim? Ne? Ne iş yapıyor? Niçin biz tanımıyoruz Sıdık? Anneciğim yine otomatik kısmet tanımlama sorunu sordun. Ya biraz düşünerek sorsan. Hem elektrik idaresinde çalışan çocuk diyorsun hem de nerede çalışıyor diye soruyorsun. Ama yeter be der. Tekeri ya ne oldu yavrum? Elinin körü oldu. Duymuyor musun sesi? Devrildim işte. Ulan şu bunları niye hemen söndürüyorsun ya? İki dakika daha dursa olmaz mı? Zekeriya, elektrikler gelince mumu söndürmek lazım, uğursuzluktur derler ya.
olay mı? Şimdi başlayacağım senin uğursuzluğuna. Allah Allah!